Herkese selamlar arkadaşlar. PİP programlama dersine hoş geldiniz. Bu derste C'deki veri tiplerinden bahsedeceğiz. Veri tipleri arkadaşlar, metinde de gözüktüğü gibi değişkenlerle alakalı ilişkilendirilen yapılardır. Her veri tipi farklı miktardaki hafızaya ihtiyaç duyar ve belli operasyonlar bunlar üzerinde gerçekleştirilir arkadaşlar. Temelde 4 farklı veri tipi var. Char veri tipi en temel C'deki veri tipidir. Tek karakter tutmak için kullanılan veri tipleridir arkadaşlar. Mesela bizim ismimizin tamamı char karakterlerinden meydana gelen bir veri dizisidir. Bunlarla tek tek karakterleri tutarak arkadaşlar bu verilerle ilgili işlemleri yapabilirsin. Bunun dışında integer dediğimiz veri tipidir. Bunlar bizim günlük hayatta tam sayı olarak kullandığımız değerlere karşılık gelen değerlerin tutulduğu arkadaşlar veri tipidir. Float veri tipi ondalıklı sayıların tutulduğu veri tipidir. Mesela 3.4 gibi, 27.15 gibi. Double'la float'ın tek bir farkı var. Float tipi arkadaşlar single precision diyor. Tek hassasiyeti yani virgülden sonra, noktadan sonra da diyebiliriz. Tek karakterin tutulduğu veri tipleridir. Double ise arkadaşlar virgülden sonra birden fazla ondalıklı sayı yazacak şekilde verilerin tutulabileceği veri tipidir arkadaşlar. Şimdi integer, float, double'ın alt tabanları var. Mesela short integer, unsigned short integer, unsigned integer olmak üzere bunlar devam ediyor arkadaşlar. Şimdi bunların birbirlerinden bir takım farklılıkları var. Neden biz bunları farklı olarak atarız? Bunları konuşalım sizlerle birlikte. Bunların en önemli noktası arkadaşlar, memory'de, hafızada farklı yer tutması. Mesela short integer olarak tanımlanan bir veri hafızada 2 byte'lık yer kaplıyor. Unsigned short integer aynı şekilde. Ancak short ifadesini kaldırdığınızda unsigned integer bu sefer 4 byte'lık yer kaplıyor. Normal integer de aynı şekilde. Ama siz bunu long integer dediğiniz zaman 8 byte'lık hafızada yer kaplıyor. Şimdi biz gömülü sistemler üzerinde çalıştığımızdan dolayı arkadaşlar sınırlı bir hafızaya sahibiz. Bu hafızayı en iyi şekilde kullanmamız için hafızada tutulan değerleri optimizasyon halinde değerlendirmemiz gerekiyor. Yani biz kullanacağımız değer eğer 32.767 sınırı veriliyor bize. Bunun altında ise tutup da 2.147.000 olarak devam eden, daha doğrusu 2 milyon değil, 2 milyar, eksi 2 milyardan artı 2 milyara gelen bir değeri kullanmanın gereği yok arkadaşlar. Biz hangi değerleri hangi sınırlarda kullanacaksak ona göre veri tipi belirtir isek arkadaşlar çok daha başarılı bir sonuç elde ederiz. Bunların birbirinden temelde farkı bu. Bunun dışında print ile format halinde yazılmanın takım format belirteçleri de belirtilmiş. Yani printf fonksiyonu kullanırken siz bir integer değeri tutmak istiyorsanız %d demeniz lazım. Veya single char için yani tek karakter için %c, float için %f, double %lf olmak üzere farklı. Long integer için mesela %ld var. Bu şekilde formatlamanız mümkün. Şimdi bunu programlamaya geçelim arkadaşlar. Onu görelim. İlk yapmamız gereken şey arkadaşlar bu değişkenlerin tamamlamasını yapmak. Integer a diyelim mesela. Tam sayı için. Sonra ondalıklı sayı için float diyebiliriz mesela. Float f olsun. Baş harfleri olsun ki daha kolay anlaşılsın. Long için L diyelim mesela arkadaşlar. Bunun dışında ne diyebiliriz? Short dediğimiz bir veri tipi daha var. Short için S diyoruz. Bunun dışında double var. Ondalıklı sayılar için kullanılan. D diyoruz arkadaşlar. Float dedik. Double dedik. Short dedik. Long, integer. Ve son olarak arkadaşlar char diyelim. Bu da karakterler için kullanılan bir veri tipiydi. Şimdi bunlara değer atayalım arkadaşlar. A için mesela diyelim ki 23.432 olsun. Sonra long değerine
Mesela daha büyük bir değer atayabiliriz. L için L eşittir. Böyle herhangi bir büyük değer geliyor. Hiçbir önemi yok. Sonra float için arkadaşlar ondalıklı bir sayı girebiliriz. F eşittir 32.4 diyeyim mesela. Double için yine ondalıklı bir sayı gireceğiz ama bu sefer 2L olacak arkadaşlar. Yani 54.21 noktadan sonra 2 tane karakter girebiliyoruz. Ve son olarak char için tek bir harften oluşan bir karakter dizisi gireceğiz. Mesela E harfiyle başlasın. Short değerleri de arkadaşlar. Bu arada char yerine direkt veri tipinin adını yazdım. Char yerine C yazacağım. Evet. Short veri tipi için yani S için arkadaşlar 0 veya 1 girebilirsiniz. 0 diyoruz. Bu da tek bir byte'tan oluşan veri tipiydi. Şimdi printf fonksiyonu ile bunun değerlerini öğrenmeye çalışalım. Printf diyoruz arkadaşlar. Noktalı virgül koymayı unutmuyoruz sonuna. Tırnak açıp kapayalım. Bunun içerisine diyelim mesela hangi değeri öğrenmeye çalışalım. L değişkenin değerini öğrenmeye çalışalım. İçerisine yazacağız ki L değişkeninin değeri eşittir diyelim. Şimdi bu tam sayı olduğundan dolayı arkadaşlar yüzde D dememiz lazım buraya. Float olsaydı F diyecektik. Char için yüzde C diyoruz bildiğiniz gibi. Virgül koyarak arkadaşlar hangi değeri karşılık geldiğini buraya belirtmemiz lazım. Size of fonksiyonunu kullanıyoruz. Bu arada size of fonksiyonu kullanabilmemiz için studioh kütüphanesini çekmemiz gerekiyor. Include studioh dediğiniz zaman bu kütüphaneyi çekebilirsiniz arkadaşlar. Hangi değişkene ait değerini öğrenmek istiyorsak içine parametre olarak gireceğiz. Mesela L değişkeni öğrenmemiz gerektiği için içerisine L yazacağız. Sonra arkadaşlar bunu bu şekilde boyut ederek çalıştırabiliriz. Boyut işlemi gerçekleştirdi, hiçbir hata vermedi. Compile edelim. Yine aynı şekilde no errors diyor. Şimdi tamamlandı arkadaşlar. Proteus'un içerisine girerek yeni kodu atalım içerisine arkadaşlar. Program file kısmına klasöre tıklıyorum. Benim kendi kaydettiğim kısımda arkadaşlar ICD olarak kayıtlı. Bunu çektim. OK diyorum. Artık çalıştırmaya hazır. Şimdi debug kısmından virtual terminal dediğiniz zaman L değişkenin değeri ama Türkçe karakterler olduğundan dolayı sıkıntı verdi. Bunu bir düzeltelim olmazsa yine böyle çalıştıralım. Buraya G diyoruz. Burayı da aynı şekilde düzeltelim. Onun dışında şey var, Türkçe karakter. Bunların hepsini değiştirmemiz gerekiyor. Yoksa hata veriyor. Tekrar build edelim. Compile ile assembly kodlarına dönüştürülmüş olacak arkadaşlar. Simülasyonu durduruyoruz. Tekrar çalıştıralım. Debug kısmından virtual terminal dedik. Evet, şu an daha temiz bir yazı mevcut. L değişkenin değeri 2 diyor. Yani L değişkenin hafızada tuttuğu alan 2 byte. 2 byte'ın anlamı 16 bitlik sayı olduğunu bize belirtiyor arkadaşlar. Eğer L değişkeni yerine mesela A deseydik ne olurdu? Veya CS değerlerini deneyelim. Size of C diyelim. Bunun yerine C diyoruz. Yine bir karakter dizisi olduğundan dolayı direkt kopyalayalım. Yanına virgül ile yapıştıralım arkadaşlar. C yerine ne diyelim mesela? S diyelim. İkisi de tam sayı olduğundan dolayı yüzde D ifadesi olarak kalacak. Bunları önce C diyeceğiz. Sonra yanına virgül olarak size of S diyelim mesela arkadaşlar. Tekrar build edelim. Evet, compile ediyoruz şimdi. Bunu kapatalım. Simülasyonu durduruyoruz. Tekrar çalıştırıyoruz. Debug kısmına gelip açıyoruz. C değişkenin değeri 1, S'nin de 1. Yani birer byte'lık veri kaplıyormuş. Böylelikle arkadaşlar veri tiplerini de öğrenmiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.